Önümüzdeki günlerde hem konut satışları hem de konut fiyatları yerle bir olacak arkadaşlar. Konut alanlar için üzgünüm. Eğer ki yatırım amaçlı değil, oturum amaçlı uygun fiyatta bir konut sahibi olduysanız ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Zaten oturuyorsunuz, bir ihtiyacınızı karşılıyorsunuz, kiradan kurtuldunuz vesaire. Ve eğer ki dediğim gibi fiyat da makulse o zaman hiç dert edecek bir şeyiniz yok arkadaşlar. Ama bunu ticari amaçlı olarak yaptıysanız, ben bu eve yatırım yapayım, yarın öbür gün fiyatı yükselir, ben bu işten kar elde ederim, aynı zamanda da kira gelirinden yararlanırım kafasındaysanız büyük bir zararla karşı karşıya kalacağınızı şimdiden söyleyeyim sizlere. Kimse bu saatten sonra konut fiyatlarının yükselmesini beklemesin. Aksine şu anda konut fiyatlarında zirve noktalarındayız. Her geçen gün konut arzı artarken, arzla kastım konutun üretilmesi değil, zaten mevcut stoklar var ve bu stoklara yeni satış istekleri de ekleniyor. Bu da bir arz aslına bakarsanız arkadaşlar. Yani sadece yeni konut üretilerek bir arz yaratılmıyor. Aynı zamanda mevcut konutların önemli bir kısmının satışa çıkartılmış olması da yine arzı tetikleyen noktalardan birisi. Bu arzı karşılayan talep var mı ve bundan sonraki süreçte bu talep artarak devam edecek mi? Çok net bir şekilde hayır diyorum arkadaşlar. İşte bu videoda hem konut fiyatlarını konuşacağız, konut fiyatlarının neden düşeceğini, hem de aynı zamanda konuta olan talebin her geçen gün neden biraz daha artacağını, talep yönünde olanların bile arz yönüne nasıl geçeceğini, yani elindeki konutu bir an önce elinden neden çıkarmaya çalışacağını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bakın çok net ve basit bir haberle başlayalım isterseniz. Goldman Sachs diyor ki Merkez Bankası faizleri yıl sonuna kadar %17 seviyesine kadar yükseltebilir. Yükseltmeli mi? Eğer kuru durdurmak istiyorsa başka bir çaresi yok arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde, yani 22 Ekim tarihinde Merkez Bankası çıkıp da hayır ben politika faizini sabit tutuyorum derse, işte o gün siz doların 8,5-9 aralığında olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Bu arada iki ucu pisli bir değnekten bahsediyoruz. Bir tarafta doların yükselmesi konut satışlarını düşürüyor. Çünkü insanlar konut almak yerine dolara, altına yatırım yapıp rahatlıkla keşe dönebilecekleri ve yarın öbür gün devalüasyonist bir ortamdan yararlanarak paralarını çoğaltabilecekleri bir alana kayarken konuttan her geçen gün biraz daha uzaklaşıyorlar. Konutu almak bir dert, satmak çok daha büyük bir dert çünkü. Aldığınız konutu hemen yarın ilana verip öbür gün satamıyorsunuz, nakite dönemiyorsunuz. Pek çok kişi, özellikle yatırımcılar, artık konut alanında yer almak istemiyorlar. Öbür taraftan Türk lirası bazında evet konut fiyatları zaman zaman özellikle devletin attığı bazı kredi adımlarıyla palyatif olarak, geçici olarak yükselse bile hemen ardından tekrar düşüş eğilimine geçiyor. İnsanlar tepeden konut alıp daha düşük fiyatlarla satıp bu zarara girmek istemiyor. Bunun yerine dolar, altın gibi çok daha garanti enstrümanlara yöneliyorlar. Bu dönem nakitin kral olduğu bir dönem. Konut piyasasının da çöküş yönünde ilerleyeceği bir dönem. Diyelim ki Merkez Bankası faiz arttırdı. Merkez Bankası'nın faiz arttırması demek arkadaşlar, belki bir miktar dövizin dengelenmesi, bir miktar durdurulması ya da çok aşırı hareketlerin önüne geçilmesi olarak nitelendirilebilir. Ama konut satışları açısından bakıldığı zaman büyük bir fren anlamına gelecek. Politika faizi yükseltilse de yükseltilmese de zaten Merkez Bankası şu anda fonlama faizlerini yükseltti, kredi faizlerini yükseltti, mevduat faizlerini yükseltti, paranın maliyetini arttırdı. Paranın maliyetinin artması ise en çok konut sektörünü etkiliyor arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde bile göreceksiniz Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında konut satışları inanılmaz derecede düşecek ve konutunu satıp buna ihtiyacı olduğu için satıp paraya çevirmeyi düşünenlerse ister istemez fiyatları aşağıya çekmeye başlayacaklar. Peki sadece şahıslar mı? Hayır, kurumların elinde çok miktarda gayrimenkul var. Konut deyince sadece oturulan ev olarak düşünmeyin. Ofisler var, bürolar var, büyük hanlar var. Kurumlar her sıkıştıklarında bunları elden çıkartmak için uğraşıyorlar. Bunların da fiyatını aşağıya çekmeye çabalıyorlar. Reel sektörün büyük bir sıkıntı içerisine girmesi kiralama maliyetlerinden kaçmasını
olmasını da beraberinde getiriyor. Yatırımcı olan, ya bugün alayım, kenara koyayım, en azından kiraya vereyim, fiyatı bugün yükselmese de yarın yükselir diyenler de kiralama yapamadıkları için o binaların ekstra maliyetlerine, aidatlarına, elektrik giderlerine, doğalgaz giderlerine, farklı giderlerine katlanmak zorunda kalıyorlar. Bunların hiçbiri olmasa bile paranın orada bağlı kalması bu kurum ve kuruluşlar için, firmalar için ya da şahıslar için büyük bir gider kalemi oluyor. Fırsat maliyeti açısından bakıldığı zaman onlar da arz kervanına katılıyorlar. Piyasada fiyatların düştüğünü gören, faizlerin her gün artabileceğini düşünen vatandaş da elindeki konutu çıkartmaya çalışıyor. Alın size arz kervanına katılan bir başka kitle daha. Talep eden yok ama sürekli arz çoğalıyor. Arz çoğaldıkça talep de olmadığı için fiyat öyle ya da böyle aşağıya inmek ya da sabit kalmak zorunda kalıyor. Arkadaşlar bu çok kritik bir süreç. Bakın Goldman Sachs'ın biraz önce sizlere açıklamasını aktardım. %17'ye giden bir faiz oranı olursa, yani Merkez Bankası milleti şaşırtmaz, politika faizini yükseltmeye devam ederse ve yıl sonuna kadar bu faiz oranını %17'lere çekerse bu kredi maliyetlerinin yıllık bazda %20'lerin üzerine çıkması anlamına geliyor. %20 faiz oranı demek aldığınız krediyi neredeyse 2,5-3 kat fazlayla geriye ödemek demek ki pek çok kişi böyle bir maliyete girmekten kaçınacaktır. Yani ihtiyacı olanlar da ev almak yerine ya boş ver ev alacağıma kirada otururum daha iyi demeye başlayacaklardır. Bir de geçtiğimiz dönemde düşük faiz oranlarıyla kredi çeken, ertelemeli kredi çeken vatandaşlar var. Bu vatandaşların pek çoğu da şu anda kara kara düşünmeye başladılar. Çünkü ödemeler yaklaştı ama gelirleri her geçen gün düşmeye devam ediyor. Piyasada fiyatlar artıyor, pazarda fiyatlar artıyor. Artıyor, marketlerde fiyatlar artıyor, enerji maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu insanların ödeme gücü her geçen gün biraz daha düşüyor. Bu insanlar yarın öbür gün karşılarına çıkacak taksitleri nasıl ödeyebileceklerinin hesabını yapmaya başladı. Çünkü pek çoğu nasıl olsa bir sene sonra her şey düzelir, biz de bu konutları rahat rahat öderiz kafasıyla satın aldılar. Oysa ki işler her geçen gün biraz daha kötüye gitmeye devam ediyor. Faizlerin artması, şirket maliyetlerinin pek çok anlamda artması aynı zamanda talebin kısılması anlamına geliyor. Konut sektöründen bahsetmiyorum. Tüm alanlarda talebin kısılması anlamına geliyor. Satın alma gücünün düşmesinden dolayı. Şirketler de eski karlılıklarını yapamayacaklar, hatta zarar etmeye başlayacaklar. Bu zararlarını kapatabilmek adına da ister istemez işçi çıkartacaklar. Bu işçilerin arasında yüksek maaşlı beyaz yakalılar da olacak. Ve evlerin büyük bir bölümü yüksek maaşlı beyaz yakalılar tarafından alındı. Şimdi bütün bunları niye uzun uzun anlatıyorum sizlere? İşsiz kalan vatandaşlar ya da ödeme gücünü kaybeden, satın alma gücünü kaybeden vatandaşların pek çoğu bu evlerin taksitlerini ödeyemeyecekler. Belki verdikleri peşinattan bile vazgeçmek zorunda kalacaklar. Ne yapalım, giderse gitsin kardeşim, günümü kurtarmaya çalışıyorum diyecekler. Bu bankaların elinde inanılmaz derecede büyük bir konut stoğunu beraberinde getirecek. Şimdiden bankalar beşer onar evleri satışa çıkartmaya başladılar bile. Aslında bir takım emlak sitelerinde ilanlara baktığınızda sahibinden ya da emlak firmasından gibi görüyorsunuz. Ama aradığınız zaman o evlerin, o konutların ya da o ofislerin aslında bankalara ait olduğunu görüyorsunuz. Bunun katlanarak arttığını düşünün arkadaşlar. Bu yüksek faiz ortamında hiçbir şekilde o bankaların, o konutları bu fiyatlarla satma imkanları yok. İster istemez bankalar ellerindeki stokları boşaltıp nakite dönebilmek adına bir an önce fiyatları aşağıya çekmeye başlayacaklar. Bankalar konut fiyatlarını aşağı çektikleri an itibarıyla bunu gören vatandaşlar, emlakçılar, kurumlar, kuruluşlar, şirketler de fiyatları aşağıya çekmeye başlayacaklar. Alın size bir arz dalgası daha. Yine talep yok. Neden? Faizler yüksek, fırsat maliyetleri çok yüksek. İhtiyacı olanlar o yüksek maliyetli, yüksek fiyatlı evleri alamıyorlar. İhtiyacı olmayanlar, yatırımcı olanlarsa
konut maliyetine girip diğer fırsatları kaçırmak istemiyorlar. Çok da haklılar. Altın yükseliyor, dolar yükseliyor, kripto paralar yükseliyor, hisse senedi piyasaları yükseliyor. Konut fiyatları ya yerinde sayıyor ya da düşüyor. Aldığınız, yapıştığınız konut elinizde kalıyor. Herkes konut almak yerine satmayı tercih edecek önümüzdeki süreçte. Merkez Bankası faizleri yükseltse de, faizleri yükseltmese de öyle iki ucu pisli bir değnekten bahsediyor ki konuta olan talep artmayacak, düşmeye devam edecek arkadaşlar. Biraz önce uzun uzun bahsettiğim nedenlerden dolayı. Şimdi kendinizi yatırımcı yerine koyun. Konut alıyorsunuz, fiyatı düşüyor. O zaman ben bu konutu neden alıyorum? Ya da konut alıyorsunuz, kiraya veriyorsunuz. Kiraya verdiğiniz kişi kiranızı ödeyemiyor. Siz yine zarara giriyorsunuz. Bir yığın stres, bir yığın problem. Bunun yerine götürüyorsunuz paranızı. En kötü ihtimalle faize yatırıyorsunuz. Peşin kiradan çok daha yüksek bir getiri elde ediyorsunuz. Götürüyorsunuz paranızı, dolara yatırıyorsunuz. Belki faiz getirisi elde etmiyorsunuz ama öyle bir bozuk ekonomiden bahsediyoruz ki yılbaşından bu yana neredeyse %40 oranında yükselmiş bir dolar kuru görüyoruz. Yok ben dolara yatırım yapmayacağım kardeşim diyorsunuz diyelim. O zaman altına gittiğiniz zaman altında da yükseliş görüyoruz yılbaşından bu yana. Dolayısıyla arkadaşlar her koşulda artık konut cazibesini tamamen kaybetmiştir. Peki ikinci elin ya da otomobil piyasasının ne farkı var diyenler olabilir. Evet, normal koşullarda farkı olmayabilirdi. Eğer ki tamamen yerli kaynaklarla üretiliyor olsaydı ya da yoğun bir şekilde piyasada ikinci el ya da sıfır araç olsaydı. Arkadaşlar, otomobil piyasası %100 oranında yerli gibi gösterilenler bile aslında yabancı kaynaklı ve ithal oldukları için kura bağımlı. Kura bağımlı oldukları için kurun yükselişiyle birlikte fiyatları yükseliyor. Bir. İkincisi ise otomotiv sektörü şunu gördü. İkinci bir gol yedi aslında yakın zaman içerisinde Haziran-Temmuz aylarında. Piyasa canlandı ve devlet otomobil üzerindeki ÖTV vergilerini indirecekmiş havası yaratıldı. Otomotiv firmaları da madem öyle biz de yurt dışından araç çekmeye devam edelim dediler. Hop bir baktık ÖTV bir anda yukarıya çekildi devlet tarafından. Neden? Çünkü cari açık yükselmişti ve cari açığın daha da açılmaması için otomobil ithalatının önünün kesilmesi gerekiyordu. Doğru bir adım mıydı? Cari açık açısından bakılırsa evet doğru bir adımdı. Ama piyasaya verilen mesaj yanlıştı. Ve bu saatten sonra otomobil firmaları geçmişte olduğu gibi aynı yöntemi izlemeye devam edecekler. Yani ne kadar talep gelirse o kadar sipariş verecekler yurt dışına. Ve bu da arkadaşlar doğal olarak piyasada ciddi bir kıtlığı beraberinde getirecek ve getiriyor da. Sadece kur etkisiyle değil kıtlık etkisiyle de otomobil fiyatları yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Ama konutta öyle bir tablo yok. Konutta zaten 5-6 milyon stok fazlası vardı. Bir de bunlara şu anda kurum, kuruluş, banka ya da şahısların elden çıkartmaya çalıştığı konutlar eklendi. İnanılmaz bir arz ama bunun karşılığında neredeyse sıfır talep var. Bu durum konut fiyatlarının deprem etkisiyle yıkılmasını da beraberinde getirecek. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası faizleri arttırsa da arttırmasa da konut satışları her geçen gün biraz daha dip yapmaya devam edecek. Kimse bundan sonraki süreçte devlet kredi faizlerini süper indirdi ya da erteledi diye koşa koşa konut almayacak bu koşullar içerisinde. İnsanların büyük bir kısmı tasarrufa ama nakit tasarrufa yönelmeye devam edecek. Ya altında, ya dolarda, ya hisse senedinde, ya euroda, ya sterlinde pozisyon almaya devam edecekler. Çünkü kimse yarını göremiyor. Hem Türkiye'de göremiyor, hem de dünyada göremiyor. Dünyada pandemi hızla yayılıyor. Trump gibi bir takım isimler çıkıp her an biraz daha ortamı nasıl gelebilirim diye uğraşıyor. Türkiye'de ise cari açık patlıyor, dış borç patlıyor, bütçe patlıyor. Bütün makroekonomik veriler her geçen gün biraz daha dip yapmaya devam ediyor. Kandırmaca ekonomisi arka arkaya savunuluyor. Ama insanlar buna hiçbir şekilde inanmıyor. Güven endekslerini suni olarak yukarıya çekse de birileri topluma
inildiğinde büyük bir güvensizlik yaratıyor. Bu koşullar içerisinde kimsenin gidip konut almasını falan beklemeyin. Zaten pek çok ilan sitesine baktığınız zaman aslında satışlar Temmuz ayından sonra bıçak gibi kesilmiş durumda. Temmuz ayının ortasında bile satışlar büyük bir düşüş kaydetmişti ama Haziran'ın o büyük rüzgarıyla Temmuz ortasına kadar sürüklenmişti. Temmuz'un ikinci yarısından itibaren ise dramatik bir düşüş görülmeye başlamıştı zaten. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında çok daha sert düşüşler göreceğiz. Hem talep yönünde hem fiyat yönünde. Hele ki 2021'in başından itibaren konut satışlarının tamamen durma noktasına geldiği görülecek. Ez cümle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer ki ihtiyacınız varsa, ben kirada oturmak istemiyorum kardeşim, kendi evimi almak istiyorum ve bundan sonra ev sahipleriyle muhatap olmak istemiyorum diyorsanız ve uygun fiyatlı ev bulduysanız, uygun fiyatlı evde bu koşullar içerisinde kiranın 12 yılda evin fiyatını amorti ettiği evdir. Bakın 14 yıla kadar belki zorlanabilir ama bunun üstüne çıkıyorsa fiyat, emin olun kazık yiyorsunuzdur. Uzak durun. 12 ile 14 yıl arasında kirasıyla fiyatını karşılayan bir ev buluyorsanız ve ihtiyacınızsa, yatırım amacıyla almıyorsanız elbette konut alabilirsiniz. Ben yatırım yapacağım, yarın öbür gün konut fiyatları aşırı yükselecek, kira getirisi olacak kafasıyla bir yatırım yapıyorsanız büyük bir hüsranla karşı karşıya kalırsınız ve ne yazık ki o konutlar uzun bir süre elinizde patlar. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.